Merhaba arkadaşlar, ben Ubeydi Gazi İlkokulu'ndan Tuğba öğretmen. Bugün sizlerle 3. sınıf 4. ünite Feelings konusunu işleyeceğiz. Feelings, duygular demek çocuklar. Duygularımız, burada yanda sıraladım ben. Angry, kızgın. Tired, yorgun. Energetic, enerjik. Good, iyi. Bad, kötü. Happy, mutlu. Unhappy, mutsuz. Hungry, aç. Okay, tamam, iyi anlamında. Sad, üzgün. Surprised, şaşırmış. Thirsty, susamış. Aynı zamanda biz bu ünitemizde teklifte bulunmayı öğreneceğiz çocuklar. Teklifte bulunmak. Teklifte bulunurken de bazı fiiller öğrenmemiz gerekiyor. Bunlar da cook, pişirmek. Dance, dans etmek. Drink, içmek. Eat, yemek. Go, gitmek. Play, oynamak. Read, okumak. Run, koşmak. Swim, yüzmek. Sleep, uyumak. Study, çalışmak. Walk, yürümek. Watch ise izlemek demek. Duygularımızdan bahsedeceğiz ve bu duygularımızı ifade ederken bazen de minik tekliflerde bulunacağız. Duygularımızı ifade etmek için şu yapıları kullanabiliriz. I am ya da I feel yapılarını kullanırız. I am happy dediğimizde ben mutluyum. I am angry, ben kızgınım. I feel good, iyi hissediyorum. I feel tired, yorgun hissediyorum. Yani I am happy ya da I feel happy aynı şey. Birisi ben iyiyim, diğeri ben iyi hissediyorum. İkisi de aynı şey. Şimdi yan taraflarda gördüğünüz gibi alt tarafta, yan tarafta duygularımızı ifade eden emojilerimiz var. Bu emojilerimizin altına duygularımızı yazalım. Gördüğünüz gibi burada bir tane mutlu emojimiz var. Mutlu ne demekti çocuklar? Happy. Happy. Mutlu. Burada ise bir tane unhappy'miz var. Unhappy. Mutsuz. Ya da sad de diyebiliriz. Yani üzgün. Burada bir tane good emojimiz var. Good, iyi. Burada ise bad. Bad. Buradaki emojimiz angry. Angry, kızgın. Buradaki surprised, şaşkın. Buradaki energetik, enerjik. Evet, burada yorgun bir emojimiz var. Yorgun ne demekti? Tired. Tired. Uykulu gibi de görünüyor. Sleepy de diyebiliriz bence buna. Sleepy de öğrenelim. Sleepy de uykulu demek. Burada hungry. Karnı acıkmış bir emojimiz var. Hungry. Ve buradaysa susuz. Yani susamış. Thirsty. Evet, duygu durumlarımız bu şekilde. I am dedikten sonra ya da I feel dedikten sonra söylüyoruz. I am bad mesela ya da I feel tired ya da I am energetic. Şimdi bunlarla ilgili tavsiyelerde bulunurken ne yapacağız? Başına let's getireceğiz. Let's hadi demek. Karşımızdaki kişiye bir öneride bulunurken let's ifadesini kullanabiliriz. Let's hadi demekti. Let's dance. Hadi dans edelim. Let's play football. Hadi futbol oynayalım. Başta gördüğümüz kelimeler vardı. Mesela yemek pişirme kelimesi vardı. Cook demekti. I am hungry diyen birisine, yani ben acıktım diyen birisine biz de nasıl bir tavsiyede bulunabiliriz? Let's cook. Hadi yemek pişirelim. Şimdi altta örneklerimiz var. Örneklerimizi beraber yapalım. Bir tanesine bakalım bize yapılmış. Happy ve dance kelimelerini kullanmamız isteniyor. Ne yapmışız? I am happy, ben mutluyum. Let's dance, hadi dans edelim. İkinci de hungry, yani acıkmış, aç. Ve eat pizza. Ne diyeceğiz biz de? Acıktım, hadi pizza yiyelim. Nasıl diyebiliriz? I am hungry. I am hungry. Ben acıktım. Hadi, yani let's. Buradan da bakalım. Eat pizza.
Ben acıktım. Hadi pizza yiyelim. Evet. Enerjetik ve play futbol ne dememiz istiyor? Ben enerjiyim. Hadi futbol oynayalım dememiz istiyor. Nasıl yapacağız? I am enerjetik. Ben enerjiyim. Let's diyoruz. Hadi dedikten sonra buradaki ifademizi yazıyoruz. Let's play football. Evet, burada yorgun bir çocuğumuz var ve şunu dememiz istiyor. Hadi uyuyalım. Burada I am yerine artık I feel diyelim bir kere de. I feel tired. Ben yorgun hissediyorum. I feel tired. Ne yapalım? Let's sleep. Hadi uyuyalım. Evet çocuklar, şimdi biz ne yapıyoruz? Kelimeleri ifade etmek için, kendimizi ifade etmek için kullanacağımız kelimeleri öğrendik. Nelerdi bunlar? İşte happy, angry gibi emojilerde kullandığımız kelimelerdi. Bunları güzelce defterinize yazabilirsiniz ya da resimlerle, emojilerle odanızı süsleyip altına da anlamlarını yazabilirsiniz. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Ve sonraki kelimelerimiz de neydi? Hadi diyerek yapacağımız tavsiyelerdi. Yani hadi dans edelim, hadi pizza yiyelim. Bunda da ne yapıyorduk? Let's ifadesini kullanıyorduk. Let's play football. Let's dance. Let's cook. Let's watch TV şeklinde cümlelerimizi kuruyoruz. Bugünlük bu kadar çocuklar. Üçüncü sınıf dördüncü ünitemiz burada bitti. Bir dahaki ünitede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Goodbye.